Don't involve money that I don't accept. Evet dostlar, 13. bölümden herkese merhabalar öncelikle. Şimdi 12. bölümü kapattık. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat içinde bir PM geldi bize. Bir dostumuza bir teklifte bulunmuştuk. Kendisi kabul etti. Bu yüzden 13. bölümün girişini de çekmek durumunda kaldım dostlar. Şöyle göstereyim ben size. Priest Art 8 Paper Set aldık. Tanesini 11M'den. Trade'den aldık dostumuzdan. 8M bu karakterde paramız kaldı. Yan çarda da bir tane fabrik satılmıştı zaten. Orada da bir 13M gibi bir paramız var. Ama şu anda hani diğer karakterin pazarı full dolu. Şöyle göstereyim ben size. Daha satılan bir şey olmadı. Hemen bir geçelim yan çarımızı da bir göstereyim. Zaten hani videoyu kapatmamla açmam, yeni bölüme giriş yapmam bir oldu. Yani değişik oldu ama ilk defa böyle bir şey denk geldi. Ama olsun, yine de güzel bir ticaret oldu. Dediğim gibi şu anda bu karakterimizin sel pazarı full dolu. Şimdi bununla da mecburen sel pazarı oluşturacağım. Tekrardan bu oluşturup bir şeyler almak istemiyorum. Şimdi zaten AFK alacağım, yatacağım. Daha bir şeyle uğraşmam. Bunların da hepsini bir sele bırakalım. Şöyle bir sel pazarını hemen geçelim. Birlikte oluşturalım. Bu seferki fabriklerin selini şu bölgeye oluşturacağım. Olması gereken yere oluşturacağım. Aslında bir iki item buraya da transfer etmek lazım. En kötü large breaker'ı falan buraya alıp artili FP'leri oraya vermem lazım ama şu anda hiç uğraşmak istemiyorum. Şu anda hiç o havada değilim. Bir de şöyle bir kontrol edeyim. Kaçtan koymuşuz yan çarda tekrardan? 14M. Bunları da aynı şekilde 11'den topladım. 14M'den selini oluşturacağım. Şöyle 350'de bunların selini kurduk. Çok güzel oldu. Yani çok iyi denk geldi bunlar da tam yatmadan önce. Böyle sel pazarımızı oluşturalım. Şöyle de yazalım. Sel artı 8 Fabric Priest artı 7 FP Rogue diye. Belki bir işe yarar. Hemen ben bu sel pazarımı da oluşturuyorum. Herhangi bir durumda tekrar video kaydını başlatacağım. Neler aldık, neler sattık göstereceğim arkadaşlar. 13. bölüm son hızla devam edecek. Bu sefer paramızı gerçekten çok iyi katlayacağız. Şu anda çok iyi gidiyoruz. 12. bölüm çok iyi geçti. Bu bölümde bence çok iyi geçecek arkadaşlar. Öyle hissediyorum. Neyse, lafı fazla uzatmadan ben videoyu kapatayım. Bir olay gerçekleştiğinde tekrar video kaydını başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bir dostumuzla paper set üstüne anlaştık. Şurada aynen böyle, aynen PM'li dostumuz. Neredeymiş? Sol in dedi bana. Hemen bakıyorum. Heh, burada aynen böyle, aynen. Tamam. Trade attı. Bakalım. Fabrikleri bıraksın buraya. 11M'den anlaştık tanesini. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci artı 8 fabrik. Hepsi Priest. Hepsi STR basılı. 55M. Veriyoruz dostumuza. 11M'den tanesi. 5 parça 55M arkadaşlar. Artı 8 hepsi STR basılı. Hayırlı uğurlu olsun. Hanemize ekledik. Şu anda da hiçbir itemimiz satılmadığı için nakit 8M gibi paramız var. Yan çarımızda da bir tane 8 fabriğimiz satıldığı için bir 13M gibi paramız vardı. Diğer çarın pazarı full. Şimdi bu çara da hemen geçelim. Sel pazarı oluşturalım. Herhangi bir buy pazarına artık ihtiyacımız kalmadı. Dostumuza teşekkürler diyelim. Evet dostlar, 13. bölümden hala devam ediyoruz. Dün akşam iki çarımızı da sel pazarında bıraktık. Şu şekilde göstereyim. Bu karakterden iki tane daha fabrik aynı pazarda 14M'den satıldı. Ayaklık ve kafalık gitti şu anda. Üstümüzde zaten 8M bir kalan bir para vardı. 35M gibi rakama ulaştık. Şu anda 2 adet FP'miz var artı 7. 3 tane de artı 8 fabrikimiz var. Bu karakterin üstünde 35M gibi de bir paramız var. Yan çarda da bir şeyler satılmadı. Hani yan çarda satılan bir şey olmadı şu anda. Şimdi o yüzden burayı bir revize edeceğim ben biraz. Evet dostlar, şimdi yan çardaki pazarı oluşturduk. Şöyle gördüğünüz gibi Raptor'umuz ve 7 FP'lerimizin hepsi burada. Tekrar 3250'den kurduk. Botu 3850'den kuruyorum. Sabit zaten benim bu konudaki fiyatlarım. Burada 72M'lik net bir pazar mevcut.
72 hamlik bir pazarımız şu anda hazır abi. Sel de bekliyor. Buradan artık itemler bitene kadar ya da yeni item bulup buraya eklemem gerekirse o zamana kadar bu pazar bozulmayacak. Bu pazar sabit bir şekilde duracak. Şimdi bu karakterimize gelirsek 5 tane artı 8 pres fabrikimiz var. Halihazırda şu anda gördüğünüz gibi. Bir tane artı 6 large breaker'ımız var. MP recovery. Hani bunlar biraz seri giden itemler. O yüzden fazla elimizde bekleyeceğini zannetmiyorum. Yan çardaki nakit parayı da aktardım buraya. Toplam 49.400K nakit paramız var. Bu nakit parayla pazardan düşürebilirsek uygun fiyatlı item düşürmeye çalışacağım. Pazara eklemek adına yan çarın pazarı full, bu çarın pazarına ekleyeceğiz büyük ihtimalle. Şimdi ben hemen kaydı durduruyorum. İtem aramaya geçiyorum. Ufak tefek itemler yakalarsam sizlere göstereceğim. Üçüne beşine bakmayacağız. Tekrardan seri bir şekilde item toplamaya çalışacağım. Arkadaşlar şu anda hemen bir tane FP bulduk. RT7 Rogue'ye kolluk. 1.8'den anlaştık. Zaten bu 1.7'den alıyorduk. 1M800K'dan. Bunu da alalım üstümüze. Hemen bu şekilde kabul edelim. Tamam, ne olur red mi etti arkadaş? Yok, kabul etmiş. Tamam, 1.8'den şu anda bir tane de kolluk RT7 FP hanemize ekledik. 3.250'den satacağız. Ufak tefek karlarla devam dostlar. Evet dostlar, şu anda bir arkadaşımızla daha anlaştık. 11.2M'e hemen şöyle koyalım. Biz de yazalım bir yandan. 11M 200K'ya 4 tane Rogue RT7 FP 2 tane Old Elfring alıyorum. Old Elfring'leri 2M'den saydık. FP'leri tekrar 1.8'den saydık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim dostumuza da. 36M gibi paramız kaldı. Bunu da harcayacağız. Şimdi biraz daha item aramaya devam. Bir de şöyle bir şey göstereyim. Pazarı kurduk. Yan çarda hemen videoyu kapatmadan göstereyim. Buradan iki tane FP satıldı bile. Şimdi buraya aktaracağım iki tane daha FP. Hatta şunları da komple kaldıracağım. 4 tane daha FP ekleyeceğiz bunun pazarına. Dostlar, hemen ben şimdi videoyu durdurayım. Şimdilik zaten onun pazarında her türden FP var. İtem aramaya devam ediyorum. Aktarımları zaten bu arada ben gerçekleştiririm. Evet arkadaşlar, item bulamadık. Bir 10 dakika geçti geçmedi. Dostumuzla anlaştık. Hemen şöyle al sat dostum niye sordun anlamıyorum zaten de. Hemen trade atalım. Tanesini 13'ten anlaştım. Beklemeye gerek yok. 14'ten satıyorduk. Hani şöyle 13'ten 39'a alalım arkadaşımızdan. Ben 13.5 dedim. O da 13'e ver dedi. Tamam dedim. İşin görürsün. 13'ten veriyorum. 11M'den almıştık. Birim başı şu anda 2M kar ediyoruz. 6M karımız var buradan. Şöyle verelim 39M'e. Hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar nakitimiz oldu? 82M dolu dolu nakitimiz oldu. Daha satılacak bir sürü itemimiz var arkadaşlar. Şunları da şöyle çıkartalım. Yan çara da aktardım bütün FP'leri. Bütün FP'ler de yan çarda pazarda. Onlar satıldıkça bir iki tanesini pazara eklememiştim. Yukarıya doğru kaydıracağız. Ekleyeceğiz hepsini. FP'leri de umarım hızlı bir şekilde satacağız. Şimdi 82M gibi nakit paramız var. Hazır pazarı bozmuşken ben ufaktan bir pazar turu yapayım. Bir şeyler yakalarsam tekrar videoyu başlatacağım. Yakalayamazsam sel pazarını geliriz buraya tekrar oluştururuz. Evet arkadaşlar, şimdi çok güzel bir item daha yakaladık. 8 Priest Fabric ve Large Breaker artı 6 MP Recovery. İkisini 38M'den alıyorum. Large Breaker artı 6 MP Recovery, Priest artı 8 Fabric STR basılı 38M'den ikisini aldım. Abi mükemmel bir fiyat oldu. Şu Large Breaker'lar minimum hani 30M'den gider. Yani minimum 30M'den gider abi. Fabriki de zaten görüyorsunuz. 13'ten veriyoruz. Hani 38'i aldık. İkisini minimum vereceğimiz şu ikisini minimum vereceğimiz rakam 43. Şurada 5M karımız yatmakta. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Ben pazar araştırmasına devam ediyorum. En son tekrar kaydı başlatırız. Evet arkadaşlar, şimdi bir dostumuzdan daha 4 tane old takıya anlaştık. 2 Elfring, bir EM, bir Agility'nek tanesini 2M'den sayıyoruz. 8M toplu bir şekilde alıyoruz arkadaşımızdan. Tabii bir trade'yi kabul ederse. Tanesini 2M'den saydık. Yani bu fiyatına saydık neredeyse. Agility'nek ve old EM, Elfring, Agility'nek, old EM. Tamam, çok güzel bir ticaret daha gerçekleştirdik arkadaşlar. Bunları da şöyle çekelim.
3,5, 3,5, 7. Arkadaşlar en kötü 3,5 daha bu. 10,5. Yani bir 4 civarlarda bu ediyor. 14,5 M gibi bir para var şu anda. 8'den topladık bunların hepsini. Hanemize ekledik. Çok güzel oldu. Yani bugün bu bölümde ve 12 ve 13. bölümde çok hızlı ilerliyoruz. Ya bunun sebebi de paranın katlanması tabii ki de. Yani şu anda satılacak bir sürü itemlerimiz var ve hala ufak tefek de olsa 36 M gibi ticaret yapacak bir paramız var. Yan çarımızın üstü full, pazarı full. Ya bu çarın da şu anda pazarı neredeyse fullendi. Yani ufak tefek bir gezinti daha yapacağım. Burada PM attığım arkadaşlar var. Şu anda ekstra çok fazla bir şey daha yok pazarda. Hemen ben bir ufak bir tur atacağım. Bir şeyler daha gözüme çarparsa bir teklifte bulunurum. Anlaşırsam alırım. Onun akabinde hemen bir sel pazarı oluşturacağım. Yavaş yavaş item de çıkartalım elimizden. Nakit paraya kavuşalım. Sıcak para her zaman daha iyi. Ben hemen şu anda videoyu durduruyorum. Alışverişlere devam ediyorum. Evet dostlar, bu da çok fazla item bulamadık. Ne yaptık? Sel pazarımızı oluşturduk. Şu anda bu karakterde fazla bir hareket olmadı. Bir iki kişi cevap verdi, anlaşamadık. Ama şimdi yan çarda ben satılan itemler oldu. Bunu bir kısa göstermek istiyorum. Çünkü pazar bozuk kuracağım. Hani tekrardan hani göstermiyorum bazı kısımlarını. Yani videoda boşu boşuna şey olmasın diye sadece söylüyorum. Bunlar satıldı, şunlar satıldı diye. Ama hani inandırıcı gelmiyor olabilir. O yüzden ben hemen şöyle pazarı bozmadan geleyim dedim. Önce göstereyim. Şöyle 3250'den 2 parça FP'miz gitti arkadaşlar. 41,5'tan da Raptor'umuz gitti. Yan çarımızın üstünde de çok güzel meblağda para birikti. Şu anda ben yan çardaki itemleri aktaracağım buraya. FP'leri fulleyeceğim tekrar pazarda. Nakit parayı da alacağım. Buraya da pazar kuracağım hemen. Pazarı da ufak bir turlarım. Bir şeyler yakalarsam videoda gösteririm. Ama dediğim gibi şu kısmı da ben size göstereyim dedim. Kanıt olsun diye beyler. Pazarı hiç bozmadım. Gördüğünüz gibi Raptor vesaire hepsi çekildi. Aynı yerinde duruyor. Ben hemen şimdi videoyu durduruyorum. Tekrar bir pazar gezeceğim. İtem yakalarsam ya da herhangi bir güzel bir satış olursa bunları size göstereceğim. Ama tekrar bir tane iki tane FP satıldı diye hani bir item alışverişi olmazsa video kaydını başlatıp tekrar oraları göstermem. Dediğim gibi arkadaşlar bu bölüm çok güzel ilerliyoruz. Güzel bir nakit paraya ulaşacağız. Kapanışı da yaklaşık birkaç saat sonra yapacağız. 13. bölümün kapanışı bizim için çok güzel olacak. Hemen ben videoyu durduruyorum. Pazara döneyim beyler. Arkadaşlar 13M'den donluk ve kolluğu şu anda arkadaşımıza satıyoruz. Beklemeye gerek yok. Zaten vergisi falanı filan ederken bize o kadar mal olacaktı. 26M'den verdik dostumuza. Hayırlı uğurlu olsun diyorum kendisine. 108M paramız oldu. Katlamaya devam abi. Katlamaya devam. Hemen bir tur pazar gezeyim. Ben bir şey bulursam çekerim. Bulamazsam tekrar sel pazarımı kuracağım arkadaşlar. Evet dostlar, sattık iki parça arkadaşa. Şu anda göğüsçüyü de almaya geldi. Yani 5 dakika geçmedi. Tekrar bir pazarı gezmiştim. Geldim, pazar kurdum. O arada Dual Elfring çekilmiş ve Old EM Agilitynek hepsi çekilmiş gördüğünüz gibi. Burada üstümüzde de 136 M gibi bir para oldu. Şu anda ben bir sel pazarını tekrar oluşturacağım. Pazar gezemeyeceğim şu anda. Ufak tefek işlerim var. Onları halledeceğim. Hemen şu itemleri sele kuracağım. Geldiğimde bir pazarı gezerim. İtem bulursam 132 M'e ulaştık tekrar nakitte. Pazardan item çekeriz dostlar. Ben videoyu şimdilik durduruyorum. Aynı fiyatlardan sel pazarımı oluşturuyorum hemen. Arkadaşlar şimdi bir tane R7 Çitimova anlaştık. Vatandaş Folk'a gel dedi. Önümde gidiyor. Neyse Folk'a gidelim. Madem dur dedim ama durmadı. Trade attık. R7 Çitimova 92 M'e anlaştık. Bakalım 92 123 123. Kontrol ediyoruz. R7 Çitimova 92 M verdik. Doğru. Hayırlı uğurlu olsun. Hanemize ekledik. Şimdi 100 M'den sel kurmayı düşünüyorum. Zaten 89 gibi falan bir buyları mevcut itemin. Yüzden bir sel kuracağız arkadaşlar Çitimova'da. Ben şimdilik videoyu durdurayım. Biraz daha pazar gezeyim. İtem bulursam kaydı tekrar başlatacağım. Evet dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. 13. bölümün sonundayız şu anda. Hemen ben size neler yaptık bunu göstereceğim.
44 hem nakit paramız kaldı. Bir tane Chitin Bow ekledik. 2 tane Large Breaker'ımız var. MP Recovery artı 6. 2 tane Old Elf Ring'imiz var. Şöyle hemen bir yan karakterin yanına da bir geçelim. Şöyle yan çarımızda da gördüğünüz üzere 10 tane FP var. Artı 7 10 adet FP'miz var arkadaşlar şu anda. Bunların da çekilmesini bekleyeceğiz. 3250'den koyduk. 10 tanesi 30M gibi bir para bırakacak bize. Şimdi Çitin Bow'u aldığımız fiyat belli. 105'ten koyuyorum şu anda pazara. Benden başka satan yok. Şu anda hemen şu karakterimizi bir geçelim. Şöyle bir sel pazarımızı kuralım. Bazı arkadaşlara tekliflerde bulunduk. Eğer dönen olursa satın alacağım. Hani bunları da zaten önümüzdeki bölümde söylerim kaç tane aldığımızı. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum artık. Tamam. Dual Elf Ring'imizi de 3.5'tan kurduk. Gördüğünüz gibi 32M, 32M ve 105M pazarlarımızı kurduk. Şu anda 175M'lik burada bir sel pazarımız var. 44M üstümüzde nakit paramız var. Diğer karakterimizde de 10 tane satılacak artı 7 FP var. 12. ve 13. bölüm bizi çok ileriye attı dostlar. Şu anda ben bu pazarı oluşturacağım. Pazarı oluşturacağım. Ondan sonra AFK kalacağım. Şöyle tarif edeyim ben size tekrardan. Hani amacımız şu anda pazar yapmak. Benim gibi çalışan birisinin nasıl pazar yapabileceğini tanıtmak arkadaşlar. İki tane bilgisayarımız var. Birinden bu yapıyoruz, birinden sel yapıyoruz. Çalıştığımız sürece hani DC olmadıkça çarlar ya da pazardan item çekilmedikçe ya da çok nadir bir teklif gelmedikçe gezip gün içinde piyasa araştırması yapmıyorum. Kesinlikle iş yerinde. Hani bu şekilde çalışmıyorum. Ne yapıyorum? Sadece karakter değici olursa tekrardan giriyorum. Ya da bu pazarına itemler full atıldıysa tekrardan bu pazarı oluşturuyorum. En fazla yaptığım işlemler bu. Gün içinde kesinlikle pazar gezmek, item alışveriş yapmak çok nadir denk gelirse, çok bir boşluğum olursa ancak öyle. Ama şu ana kadar daha olmadı. 13. bölümdeyiz. Şimdi dediğim gibi olay çok basit arkadaşlar. Akşamdan akşama online olup gün içinde de AFK bir şekilde pazar yapmanın şeklini gösteriyoruz. Paramızı nasıl katlayabiliriz? Hani şu anda 13. bölümdeyiz. 10-12M gibi bütçelerle geldik. 2GB'lerin üstüne çıktık artık. Ve ne itemler alabileceğiniz, ne itemler satabileceğiniz, hangi itemler ne sürede satılıyor? Ortalama aklınızda bir fikriyat oluştu. Şu anda ben çok güzel item dizene kadar, çok güzel bir karakter dizene kadar pazara bu şekilde devam etmeyi ve pazarı tanıtmayı planlıyorum. Rosetta'nın pazar durumu şu anda bu şekilde arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan ben bu 13. bölümü kapatayım. 14. bölümde yine hep beraber görüşmek üzere arkadaşlar. Bu saate kadar izlediyseniz, videodan keyif aldıysanız, gerçekten keyif aldıysanız hani bir like atın, bir abone olun dostlar, bir yorum atın. Bu inceliği de sizden bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir bölümün daha sonu.